icabet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz. Şimdi basın açıklamamıza başlıyoruz. 25 Nisan günü Kumluca'da Tarım ve Seracılık Festivali'nin açılışı düzenlenmiş ve açılış etkinlikleri içerisinde Yörük Göçü de yer almıştır. Bilindiği gibi Antalya, Yörük kültürünün en önemli merkezlerinden birisidir. Kaş'tan Gazipaşa'ya kadar Antalya'mızda yaşayan büyük bir Yörük kitlesi bulunmaktadır. Kendine özgü bir yaşam tarzı bulunan Yörük kültüründe temel öge göç etmek üzerine kuruludur. Zira yaşam tarzları Yörüklerin yazın yaylaklara, kışın kışlaklara çıkmaya zorunlu kılmıştır. Oba, oymak, boy gibi çeşitli isimlerle anılan Yörük toplulukları, bütün toplumsal düzenlerini bu göç olgusu üzerine kurmuştur. Geçmişte bir zorunluluk olarak gerçekleştirilen göç eylemi, günümüzde önemli ölçüde tamamlanan yerleşik yaşama geçiş süreci ile birlikte Anadolu'nun ve Antalya'nın önemli kültürel ögelerinden birisi haline gelmiştir. Bu yönüyle Yörük göçü gelecek kuşaklara aktarılması gereken en önemli değerlerimizden birisidir. İçinde pek çok öyküyü barındıran, bu öykülerde sayısız türküler yakılan, Yörük göçünün gelecek kuşaklara aktarılması için canlandırılması, göç sırasında kullanılan araçların ve göçün en önemli parçalarından olan deve, koyun, at ve benzeri hayvanların göç esnasındaki işlevlerinin tanıtılması gibi etkinlikler, geçmişten devraldığımız bu mirası gelecek kuşaklara aktarabilmek için öncelikli görevlerimizdendir. Ancak bir Yörük kızı olarak görmekteyim ki her türlü ideolojiden ve siyasetten uzak, bütün Yörükleri kucaklayacak şekilde gerçekleştirilmesi gereken Yörük göçü canlandırma etkinliği bu yıl siyasetin malzemesi haline getirilmiş, Yörükler arasında ayrışmalara neden olacak uygulamalara yer verilmiştir. Yörük göçünün canlandırılması anında TRT'de yayınlanan Ertuğrul dizisindeki karakterlere gönderme yapılarak hazırlanan kostümler, 15 Temmuz darbe girişimine gönderme yapılarak hazırlanan tank maketleri ne Yörük göçüyle ne de Yörük yaşam tarzıyla ilgilidir. Bilinmelidir ki Yörüklerin tarihi Ertuğrul'dan çok daha eskidir. Kendi kişisel tarihlerini Ertuğrul ile başlatmaya çalışanlara Türklerin Anadolu'ya göçünü tekrar okumalarını salık veriyoruz. Yine unutulmamalıdır ki Yörükler Anadolu'nun vatan olmasında temel harcı koyanlardandır. Bu nedenledir ki Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersek Vahdettin gibi İngiliz gemilerine binmek yerine Seyit Onbaşı gibi cepheden cepheye koşacak olanlar yine Yörükler olacaktır. Bu nedenledir ki Mustafa Kemal Atatürk, ey ağalar beyler, Toroslara çıkın bir bakın, nerede kara bir Yörük çadırı görürseniz, dumanı da tütüyorsa dünyada hiçbir güç bizi asla yenemez diyerek Yörüklere olan inancını belirtmiştir. Bu inanç yüce önderin bize Yörüklere en kıymetli mirasıdır. Bu nedenle Yörüklerin vatan sevgisinin göstergesi olarak Ertuğrul dizisinde yaratılan hayali karaktere ne de traktörden bozma tanklara ihtiyaç vardır. Yörüklerin varlığı vatan sevgisinin tek ve biricik göstergesidir. Bununla birlikte Yörükler yaşam tarzı olarak barışseverdir. Tank gibi savaşın en önemli sembollerinden birisi olan
bir aracın yörük kültürü ve yörüklük ile ilgili olmayanları yapabileceği bir kurgudur. Aynı zamanda yörükler kendi yaşam biçimlerinde demokrasiyi en güzel şekilde yaşayan topluluklardır. Bu konuda yönetim biçimlerinin incelenmesi yeterli bilgiyi verecektir. Bu nedenle de askeri darbe gibi demokrasi karşıtı her türlü hareketin karşısında doğaları gereği yörükler bulunacaktır. Ertuğrul dizisinin karakterleriyle traktörden bozma tanklarla yörük göçünü canlandırmaya çalışanlar, yörüklüğü anlamadıkları gibi bir de yörük göçünü günlük politikaya alet etmeye çalışmaktadırlar. Oysa bilinmelidir ki yörükler ne günlük politikanın ne de bir siyasi hareketin aleti olmazlar. Dün olmadılar, bugün de olmayacaklardır. Ulusal bayramlarda dahi silah teşhirinin tasvip edilmediği çağımızda yörük kültürüyle ilgili olmayan tank geçiren kafayı şiddetle defalarca kınıyorum. Yolumuz Ulu Önder, Ulu Yörük Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliye'nin yoludur. Çok teşekkür ediyorum. Esenlikle kalın. Ayrıca şu anda söylediğim sözler tamamen şahsi fikirlerimdir. Yörükler Derneği ile hiçbir ilgisi yoktur. Teşekkür ediyorum.